Herkese merhaba. Samsung Mart sonunda düzenlemiş olduğu Galaxy S8 etkinliğinde Gear 360 360 derece kamerasının ikinci nesil versiyonunu tanıtmıştı. Görmüş olduğunuz Gear 360 2017 modeli test merkezimize ulaştı. Detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacağınız bu 360 derece video kameranın kutu açılışını birlikte gerçekleştirelim. Samsung Gear 360 ilk olarak 2016'da Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı ve 2016 sonlarında Türkiye'de de satışa çıktığını görmüştük. Kısa bir süre sonra Galaxy S8'in tanıtılmasıyla birlikte Gear 360'ın da 2017 model versiyonu karşımıza çıktı. Yeni kamerayla birlikte en önemli değişiklik tasarım tarafında oluyor. Samsung biraz daha rahat taşınabilir bir kamera karşımıza çıkarıyor. İlk nesil modelde biliyorsunuz biraz daha kaba bir görüntü vardı ve ayaklar açılabilir şekildeydi. Aslında bu kameranın çok daha rahat bir yüzeye konumlandırılmasını sağlıyordu. Ancak cepte taşımak o kadar da kolay değildi. Şimdi 2017 model Gear 360'da taşınabilirliğe biraz daha önem veriliyor. Cepte rahatlıkla taşınabilecek, daha kompakt ve bununla birlikte bir takım yenilikleri barındıran 360 derece canlı video kaydı yapmak gibi yenilikleri barındıran bir kamera sunuluyor. Kapağını kaldırdık. Karşımıza bir kapak daha çıkıyor. Üzerinde Samsung logosu var. Onu da kaldırdığımızda karşımıza 2017 model Gear 360 çıkıyor. Söylediğim gibi çok daha rahat taşınabilir. Bunu cebinize sokup rahatlıkla bir yere gelebilir ve bir şeyleri çekmek istediğinizde cebinizden çıkartıp açarak anında 360 derece çekim yapmaya başlayabilirsiniz. Üzerinde iki tane lens var. Önde ve arkada lensler var. İsterseniz her iki lensi kullanarak 360 derece çekim yapabilirsiniz. Dilerseniz de tek bir lensi kullanarak 180 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Gear 360 2017'de çözünürlüğünün düşürüldüğü söyleniyor. 15 megapikselden 8 megapiksele çözünürlük düşüşü var. Buna rağmen görüntü kalitesinin yine oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz incelemelerde tabii ki biz de bu kamerayı detaylı şekilde inceleyeceğiz ve yakın zamanda izlenimlerimizi sizlere aktaracağız. Tasarıma bakmaya devam edelim. Gear 360 2017 bir önceki yılın modeline göre oldukça kompakt. Üst bölüm kamera bölümü gerçekten de neredeyse yarıya yakın bir hacim düşüne sahip. Alt taraftaki 3 ayaklı yapı da kaldırılmış. Sonuç olarak daha küçük hacimli, cepte daha rahat taşınabilen bir kamera var. Lenslerin olduğu bölümde görmüş olduğunuz gibi güç, Bluetooth tuşları var. Aynı zamanda kayıt tuşu da biraz daha rahat şekilde kullanabilecek, pratik hale getirilmiş. Bu şekilde tutarak isterseniz fotoğraf çekebilir, isterseniz hemen video çekmeye başlayabilirsiniz. Alt tarafta tripod bağlantısını sağlayacak bir yuva da görüyorsunuz. Yine alt kısımda USB-C portunu ve hemen onun yanında da kayıt ortamı için sunulan microSD kart yuvasını görüyoruz. Bu yuvayı açmak biraz zor. Şu şekilde tırnağımızı sokup çekerek açalım. Ve gördüğünüz gibi biraz da akıllı telefonlardaki o microSD kart tepsilerine benzeyen bir tepsi var. Gear 360 2017'de. Şimdi de açılışını yapalım. Bir ses çıktı ve gördüğünüz gibi üzerinde yeşil renkli lambalar yandı. Bir taraftan da kutusuna bakmaya devam edelim. Burada bir kullanma kılavuzu var. Küçük bir hızlı başlangıç kılavuzu. Hemen ilerlediğimizde USB-C, USB kablosunu görüyorsunuz. Daha aşağıda ise Gear 360'ı muhafaza etmenizi sağlayacak bir küçük çanta var. Onu da hemen açalım, şöyle gösterelim size. Gear 360'ın birinci nesil versiyonu içinde bir küçük çanta vardı. Aynı şekilde Samsung ikinci nesil kamera içinde bir çantayı kutuya eklemiş. Gayet şık. Bu şekilde çantada veya cepte bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Hemen yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi bir tane kayış var. Bu da kameranın bilekte rahat şekilde fırlamadan tutulması, kullanılması için kullanabilecek bir kayış. Bu pratikliği arttıran bir aygıt olarak yer alıyor. Kutusundan çıkıyor Samsung Gear 360'ın. Ve kameranın hemen kayıt tuşunun altında görmüş olduğunuz gibi bir LED ekran var. Bu küçük ekran sayesinde kameranın ayarlarını herhangi bir telefona bağlı olmadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Tıpkı GoPro kameralarda olduğu gibi bu küçük ekranda menüde veya diğer özelliklerde kolaylıkla gezme imkanı sağlıyor. Tabii ki Gear 360'da çok daha kullanışlı, rahat bir çekim ortamı elde etmek istiyorsanız akıllı telefona ihtiyaç var. Samsung Gear 360 2017 modeli için yeni bir Gear 360 uygulaması çıkardı. Bunu Google Play'de veya Samsung Galaxy Apps uygulama mağazasında bulabilirsiniz. Galaxy S8, S8 Plus, bunun yanı sıra S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge, S6 Edge Plus, S6, A7 2017 ve A5 2017 gibi Samsung Galaxy telefonlarına bu uygulamayı yükleyip kullanabiliyorsunuz. Hemen açtığımızda karşımıza görmüş olduğunuz gibi Gear'a bağlan şeklinde bir düğme çıkıyor. Buna tıklatın ve gerekli izinleri verdikten sonra da Samsung Galaxy telefonunuzu Gear 360 kameraya bağlamaya başlayabilirsiniz.
Bağlantı esnasında görmüş olduğunuz gibi kamerayı tanıtan bir takım animasyonları da görüyorsunuz ve buradan nasıl işlem uygulayacağınızı da görüyorsunuz. Öncelikle kameranızı açın diyor. Kameramızı açtık. Bağlantı tuşuna basın deniliyor. Bağlantı tuşuna basılı tutalım. Buradan da gir 360'ı seçelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda da EFC yazıyor. Şimdi deklanşör tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bağlantı işlemi bu şekilde tamamlanıyor. Buradan onay işlemlerini tamamlayalım. Buradan bir takım animasyonlar var. Kılavuz niteliğinde bunlara geçebiliriz. Ve artık kamerayla telefonun bağlantı işlemleri tamamlandı. Artık görmüş olduğunuz gibi Gear 360 menüsü içerisinden isterseniz kamerayı kullanabilir, 360 derece fotoğraflar ve videolar çekebilir. İsterseniz çekmiş olduğunuz fotoğrafları veya videoları görüntüleyebilir telefon ekranından veya kendi canlı yayınınızı, 360 derece canlı yayınınızı başlatabilirsiniz. Tüm bu detayları çok yakında yayınlayacağımız Gear 360 2017 incelemesini aktaracağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.